Döviz kuru yükselmeye devam edecek. Ben sene sonu için 25 ile 30 arasında bir bantta görüyordum Ocak ayında. Aynı fikirdeyim şu anda da. 25 ile 30 arasında olacaktır. Daha kritik olan gelecek Haziran'da kaç lira olacak? Seçim gününde olsun, seçim gününde yapılsın. Kaç lira olacak? 40, 35, 50... Dolar konusunda sıkıntı var, artıyor. İşte Bakan Nebati önlemlerden bahsediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Hep böyle yeni bir müjde, yeni bir önlem haberleri geleceği iddiaları var. Mesela onlardan bir tanesi de işte bu kur kırmalı mevduattan sonra enflasyona endeksli bir bono, tahvil, mevduat artık ya da süper bono neyse artık adı. Şimdi siz deneyimli bir isimsiniz bu konuda. Aklıma hep böyle geçmiş yıllar geliyor. İşte Çiller zamanları olsun. O zaman böyle %300 faizlere falan verilmiş. Ya Türkiye o yıllara geri mi? Bakın 1994 Nisan sonu Mayıs başı overnight faiz %4500 ile 5500 arasında çıkmıştı bankalar arası piyasada. Overnight bir gecelik of, faiz. Of bir gecede. Bir gecede. Ya Türkiye şu anda bu enflasyona kurmalı endeksler, mevduatlar derken o yıllara doğru gidiyor muyuz? Ya da belki de o yıllardan daha mı kötü durumdayız Cem Bey? Ne diyorsunuz bu enflasyona endeksli bono konusunda? O yıllardan daha kötü bir durumdayız. Daha kötü bir durumdayız. Çünkü 94 yılında Tansu Hanım o zaman lüzumsuz yere, gereksiz yere bir devalüasyon yaptı. Yanılmıyorsam Sayın Gültekin Merkez Bankası Başkanı'ydı. Lüzumsuz ya bir devalüasyon yaptı ve bir anda bütün dengeler bozuldu. Faiz patladı. Çünkü TL'de açık pozisyonda olanlar zarar ettiler falan filan. Bankalar, yabancı yatırımcılar, onlar şunlar bunlar ve bir anda sonrasında ne oldu? İlk önce faizler yükseldi, denge kuruldu, sonra faizden olması gereken yere indi. Zarar edenler etti, kar edenler etti falan filan. Şimdi bugüne baktığımızda ben hep bir şeyi söylüyorum. Bakın bir binanın 4 tane kolonu vardır taşıyan. 3 kolonla taşıyamazsınız binayı, çöker. Hele 2 kolonla hiç taşıyamazsınız. Ekonominin bazı temel prensipleri vardır. Sizin bir bütçenizin olması lazım. Her şirketin, her kurumun, üniversitesinden tutun, küçük bir kaymakamlığa kadar herkesin bir bütçesi olmak zorundadır. Bir kişinin de. Benim şu kadar maaşım var, şu kadar şu masrafım var, bir bütçe yapmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün bütçesi yok. Var da yok. Şimdi bütçe olmayınca nereye ne harcadığınızı kimse bilmiyor. Bas parayı gönder. Bas parayı ver. Bütün bunların hepsi, hani o bir tabir vardır ya bize, sana yolsu elektrik olarak geri dönecek diye esprisi vardır. Bunlar da hepsi vatandaşımıza enflasyon ve zam olarak geri dönüyor. Basılan paranın sonucu bu. Ha, artı zaten dövizin yok. Zaten tüketmişim bütün rezervlerini. Eksi rezervdesin. Eksi 50 milyar, 60 milyar civarında gününe göre oynuyor. Kabadayılıkla ekonomi yöneteceğini zannediyorsun. Dünyada Sovyetler Birliği beceremedi bunu. Senin hiç becerme şansın yok. Bu çerçevede döviz kuru yükselmeye devam edecek. Ben sene sonu için 25 ile 30 arasında bir bantta görüyordum Ocak ayında. Aynı fikirdeyim şu anda da. 25 ile 30 arasında olacaktır. Daha kritik olan gelecek Haziran'da kaç lira olacak? Seçim gününde olsun. Seçim gününde yapılsın. Kaç lira olacak kur? 40, 35, 50 bilmiyoruz. Ama kralın çıplak olduğunu Türkiye'nin görmesi lazım. Tekrar şeye döndüm, Haziran'daki seçime döndüm belki ama öyle. Ekonomik olarak da, ekonomik olarak bütçeyi yapmanız lazım. Tekrardan sıfırdan bir bütçe yapmanız lazım. Rakamları doğru koymanız lazım. Her gün TÜİK'ten birileri istifa ediyor, ayrılıyor. Bu insanlar niye ayrılıyorlar? Çünkü artık kendilerinden istenen şeyler sahtekarlığa giriyor. Yani matematiksel olarak onu öyle yaptım da böyle yaptım diye açıklanabilecek şeylerde değil. Sen %70 açıklıyorsun enflasyonu. Gerçek enflasyon %150, %160. Kimi kandırıyorsun?
Vatandaş görmüyor mu enflasyonu? Benzini alırken, mazotunu alırken, doğalgaz, elektrik faturasını alırken, domatesini, patatesini alırken görüyor. Kimi kandırıyorsun? Kimseyi. Sadece devlete olan güveni yok ediyorsunuz. Devlete olan itibarı, devletin itibarını azaltıyorsunuz. Şimdi Cem Bey, şöyle bir çelişki de var, ilginç. Yani bunun ne olduğunu lütfen bize açıklayın. Ben de öğrenmek istiyorum bir taraftan. Çünkü kafam karışıyor. Bir taraftan diyor ki Sayın Erdoğan kabine toplantısından sonra dedi ki faiz indirmeye devam edeceğiz dedi. Ama diğer taraftan Bakan Nebati diyor ki enflasyona endeksli yeni bir ürün düşünüyoruz diyor. Allah Allah, şimdi enflasyona endeksli yeni bir ürün gelirse ne olur Cem Bey? O zaman şu anda %73 işte TÜİK'in verilerine göre. Demek ki %80-90 hatta %100'e varan bir faiz vereceksin ki vatandaşa. Vatandaş kar etsin ya da enflasyona karşı korunsun. Ama Erdoğan bugün diyor ki biz faiz indirmeye devam edeceğiz diyor. Kur kurumu mevduattan yüksek faiz verdiler zaten. Yani resmen yüksek faiz veriyor hükümet şu anda. Ama diğer taraftan Erdoğan diyor ki işte Merkez Bankası para politikasında işte faizi indireceğiz. Yani ne farkı var ikisinin, diğer faizlerle bu faizin? İki kademeli bir cevap vereceğim. Birinci kademe, bunları söyleyen kişinin söyledikleri hiçbir gün üniversiteye gitmemiş ve ekonomi okumamış olduğunu bir teyit daha. Çünkü ekonominin bir parça, birinci sayfasını okumuş olan bir kişi böyle konuşmaz. Bir. İkincisi, şimdi bakın, Merkez Bankası'nın bankalara verdiği faiz oranı diyorsunuz değil mi? Evet. %14 şu anda değil mi? Hı hı. Hiçbir anlamı yok biliyor musunuz onun? Neden? Merkez Bankası o faizden bankalara para vermediği sürece hiçbir anlamı yok o faizin. Bankaların faiz maliyeti nerede çıkıyor ortaya? Vatandaşa verdiği faizde çıkıyor toplarken, bir. Vatandaştan TL bazında toplarken. Vatandaş zaten şu anda artık TL'de durmuyor. Yani toplamda bakarsanız Türkiye'deki mevduatın herhalde %90'a yakını ya döviz tevdiat hesabıdır, ya döviz hesabıdır, ya da kur korumalı hesaptır. Yani TL bazında bankada parasını TL faizle tutan pek kimse olduğunu tahmin etmiyorum şu anda, kalmamıştır. Ama KKM de yetmiyor artık. KKM de yetmiyor. O da bir uydurma bir formül. Şimdi enflasyon. Bir dakika. Enflasyon da endeksi ne demek? Enflasyonu %70 mi açıklıyorsunuz? Demek ki faizi de %70 veriyorsunuz demek. Nerede faiz indireceğim diyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Enflasyonu endeksli bono çıkardığınız takdirde enflasyon kadar faiz veriyorsunuz demektir. Evet. Sayın Erdoğan belki ekonomiden anlamıyor ama vatandaş anlıyor, merak etmesin. Söyleyeceğim bu. Yani bu sorunuza cevap oldu mu tam olarak bilmiyorum ama. Evet, tam oldu. Orada bir çelişki olduğundan bahsettiniz. Gerçekten ilginç bir durum. Bizler zaten bakın serbest piyasa ekonomisinde sopayla yönetemezsiniz. Para her zaman su gibi yolunu bulur, akar. Dövize akar, mala akar, mülke akar ama kendini enflasyona karşı korur. Burada ezilen kitle orta sınıftır, dar gelirlidir, maaşla çalışan insanlardır. Bunlar büyük sıkıntı yaşıyorlar ve yaşamada maalesef önümüzdeki bir müddet daha devam edecekler. Son bir sorum var, merak ettim kendi adıma, bu da kendi adıma bir medya mensubu olarak. Çünkü siz aynı zamanda, yani zamanında Türkiye'nin en önde gelen medya patronlarından da bir tanesiydiniz Cem Bey. Ve çok da başarılıydınız kendi yani yayıncılıkta da aynı şekilde. Valla bu iktidar değiştiğinde iktidar medyası, muhalif medya diye böyle ikiye ayrılan partilerin fonladığı medya sisteminden çıkıp da yeni bir medya sistemi kuracak mısınız? Bizim gibi böyle tarafsız, arada kalmış ve dışlanmış medya mensupları hakkında düşünceniz nedir? Şöyle söyleyeyim. Ekim ayında bekleyin. Sürprizlerim var. Medya konusunda Ekim ayını bekleyin. Sürprizlerim var. Bütün özgür çalışan, bağımsız çalışan ve hiçbir siyasi parti tarafından fonlanmayan medya konusunda sürprizlerim var. Ekim ayınızı bekleyin. Peki, harika oldu. Cem Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi önemli bilgiler verdiniz bize. Çok sağ olun. Teşekkürler.